Mülakattaki sorular aslında iki gruptur. Mantıklı ve sorulması gereken sorular, bir de öylesine sorulan sorular. Şimdi öylesine sorulan sorular tabii ki öyle boş boşuna sorulmaz aslında. Sizin karakterinizi tahlil etmek için sorulan tuzak sorulardır. Şimdi bu tuzak sorular ve mantıklı olarak direkt karakter tahlili için sorulan sorular şimdi göreceğimiz sorular. Bunların benzerleri soruluyor. Ana grupları bunlar. Birincisi, bu iş ve pozisyon sizin için ne kadar önemli? Bunun da çeşitli formlarıyla sorulur. Üçüncü seviye önemli bir soru ve kısa cevap vermeniz gerekiyor. En mantıklı verebileceğiniz cevap, ben bu pozisyonu istiyorum çünkü. Çünkü o firma ile ilgili bir araştırma yapmışsınızdır, o projeyi biliyorsunuzdur veya firmanın kendisiyle alakalı bilginiz okulda sizin kendinizi geliştirmenizle eşleşiyordur. Bunu birleştirip 15 saniye, 20 saniye içinde söylerseniz muhteşem. Ama kalkıp da benim kariyerim için faydalı olacağına inanıyorum derseniz, ben sizi kullanacağım, 2 sene sonra başka firmaya geçeceğimi açıkça söylersiniz, kalıcı olmadığınızı gösterirsiniz. Lütfen bu soruya sağlıklı olarak hazırlanın. Gelmeyebilir ama geldiği zaman bilmeniz gerekiyor ki ofis içi rutin işleri yapmak sizin için sıkıntı olur mu? Eğer siz burada kalkıp da ben şunu şimdi söyleyemem, bilemiyorum gibisinden belirsizlikler söylerseniz sıkıntı. Olumlu ya da olumsuz bir cevap vermeniz lazım. Yine karşınıza çıkacağına inandığım bir soru. Bu işte başarılı olabileceğinize inanıyor musunuz? Burada bir yerde daha önce çalışmış olmanızın avantajı var. Kullanabilirsiniz. Çünkü inanıyorum ve şu şirkette çalıştım 3 yıl, 5 yıl. Ya da hiç tecrübeniz yoksa o işi ne kadar istediğinizi anlatabilmeniz ve ispatlamanız lazım. Ama bu sadece istek veya inanç ya da takdir değil. Sizin ispatı, ben bu işte başarılı olacağıma inanıyorum çünkü zaten bu işe yönelik şu 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 kursları kendime aldım ve ben kendimi bunun için yetiştirdim gibi. Çok önemli bir soru. Yani yönetici adayları için çok önemli. Çünkü gelecektir. Takım içinde çalışmayı veya tek başınıza çalışmayı evirip çevirip sorarlar. Mutlaka sorarlar. Farklı formlarda mutlaka gelir. Sizin ekip çalışmasına yönelik açlığınızı ya da kahraman olma fantazinizi denetler bu. Burada görülmek istenilen aslında nedir biliyor musunuz? Siz bir ekibi yönetebilecek misiniz yoksa o ekip mi sizi yönetecek? Çünkü bazen çalıştığınız takım çok akıllıca bir şey yapar. İşleri biraz yavaşlatarak sizin başarısız görmenizi sağlayabilir art niyetleri varsa. Futbol takımlarında bunu görüyorsunuz. Veya burada şunu da görebiliriz. Mesela bir çalışanınız eğer ki şunu eksik yaparsa ne yaparsınız sorusu gibi bir soru gelirse, ben kendim yaparım derseniz bu sefer kahraman olma fantezisiyle ekibi yavaşlatacağınızı görürüz. Okuldaki not ortalamanızla alakalı sorular gelebilir. Bu sorular tuzak sorulardır. Kalkıp lütfen buna okulunuzdaki notunuzu övünecek cevaplar vermeyin. Biraz vakit ayırın ve bilgili ve bilinçli olduğunuzu gösterin. Yani okul not ortalaması ile iş hayatının bir alakası yok. Bunu unutmayın. Okulda çok başarılı olmanız, eğitim sisteminden dolayı çok iyi test çözdüğünüzü ya da daha önceden gördüğünüz şeyleri çok iyi ezberlediğinizi gösterir. Başka bir şey göstermez. Lütfen okul notunuza sarılmayın can simidi olarak. Güzel bir soru. Liderlik vasfına sahip misiniz? Siz kendinizin farkında mısınız bir kere? Onu soruyor. Ve mutlaka gelecek bir soru. Ne zaman gelir? Eğer bir takım lideri alınacaksa veya size bir yatırım yapılacak ve 2 sene sonra lider olma ihtimaliniz varsa, yeni bir departman kuruluyorsa bu durumlarda gelir. Bunlarda vereceğiniz cevaplar lütfen kendinizi beğenen, kendinizi öven, kendinize inandığınızı gösteren cevaplar olmasın. Bazı soruların cevabında o önemlidir. Yani evet ben bunu yaparım çok dürüstçe, direkt söylememiz önemlidir ama burada liderlik bence doğuştandır. Ben de tam bir liderim gibi cevap veren kişinin kapıya yakın olması çok mantıklıdır. Stres ve risk altında çalışmayı sorgulayan bir soru. Burada beklenilen şey sizin aslında kendinizi buna hazırladığınız, yani negatif ve pozitif baskıda nasıl çalışabilmeyi bilmenizdir. Özellikle belli bir süre çalışmış insanlara sorulan bir soru tabii ki. Okul yaşantınızla alakalı değildir bu. Ama siz eğer buna ben sabırlıyımdır, takdir ilahi, her şey çok güzel olur, ben inançlıyımdır, ekibime inanırım, zor günleri beraber atlatırız gibi cevaplar verirseniz sizin gibi zor günleri beraber atlatacak başka birisi aranır. Çünkü zaten herkes zor günlerde dayanır. Bu da gerçek değildir. 3 ay maaş almayınca herkes istifa edip başka iş arayacaktır. İlk sorunun çok benzeri
Ama önemli olan şey burada vakit ayırıp açıklamanız. Çünkü bu soruyu soran konuşmacı, mülakatçı, işveren artık kimse, insan kaynakları yöneticisi ya da arkasına yaslanıp beden dilinizi izler. Sizin samimiyetinizi izler. Burada sorulan şey para mı, iş mi? Yeteri kadar para kazanırsanız o şirkette kalıcı mısınız? Hedefiniz ne? Sizi işe almaya çalışan firmayı analiz etmiş misiniz bunlar? Bu soruya lütfen hazırlanın. Gerçekten bir cevap verin ama bu verdiğiniz cevap başvurduğunuz firmayla alakalı olsun. Kendi hayallerinizle ilgili değil. Çıkacaktır karşınıza. Yönetici adayıysanız çıkacaktır özellikle. Takdir edilmezseniz ne olacağını cevabı aranılır burada. Mantık olarak sizin vereceğiniz cevap mutlaka ki eleştiriye açık olmanızdır. Ama eleştiriye açık olurken de her şeye evet 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 demeyecek ve ezilmeyecek biri olması bekleniliyor. Siz bunun arasında öyle bir terazi kurmalısınız ki doğru cevapları zaten görüyorsunuz. Oturup da bunları tek tek okumayacağım size. Ama bunları yapan ve destekleyen kişinin beden diliyle de ispatlaması gerekir. Yani ben eleştiriye açığımdır, hatalarımı analiz ederim diyen bir kişinin eğer suratı asık ise hata yapmayacağına inanıyordur. O yüzden lütfen beden dilinize dikkat edin bu soruyu cevaplarken. Bir önceki sorunun aynısı hemen hemen ama bir önceki soruya dikkat ederseniz olumsuz eleştirilirseniz. Burada haksız eleştirilirseniz. Yani sizi olumsuz eleştirdik ve siz de haklı olduğunuzu ispatladınız. Okey ama burada haksız yere eleştirirseniz nedir? Lütfen burada bir cesur yüreklilik gösterip hayır ben haksızlığa sessiz kalamam ben gider bildiririm falan derseniz doğal olarak haksız olduğunu düşündüğünüz her an isyan edeceğinizi düşünür. Belki haksız değilsiniz, siz öyle inanıyorsunuz. Bu soruda da tuzak soru olduğunu unutmayın. Bir öncesiyle karıştırmayın. Bunu sakın karıştırmayın. Güzel bir soru gelir. Şöyle gelir. Farklı formatlarda. Başarı sizin için nedir? Başarı sizin için nedir? Bir cevabınız var mı? Yani benim aşağıda yazdığım cevapları, yukarıda yazdığım kabul edilebilirleri falan boş verin. Aranılanı da boş verin. Sizin bir kere cevabınız var mı? Ya sizin için başarı para mı? Veya sizin için başarı emekli olmak mı? Sizin için başarı daha iyi bir iş yeri mi? Ondan sonrasında cevap vermeniz. Ama burada çok özür dilerim. Gerçekten çok kaba bir tabir olacak. Benim için hani yabancı dilde smooth talking deniyor. Tatlı konuşmak. Türkçesi yalakalık. Bu tarz cevaplar vermeyin. Bana verilen görevi layıkı ve içiydi. Tamamlayacağım. Şudur budur. Bunlar inandırıcı değil. Rekabetçi bir kişiye sahip misin sorusu direkt gelmese bile dolaylı yoldan gelir, tuzak soru olarak da gelir. Falanca kişiyle şu projeye girseniz şöyle olur mu, böyle olur mu? İç terfilerde de sorulan bir sorudur bu. Farklı formatta sorulur. İki kişiyi birlikte bir projeye versek ne olur gibisinden. Burada rekabetin faydasına inandığınızı ispatlamanız lazım. Ama rekabetin size bir süre sonra haksızlık, sorun veya başka birini sırtınızda taşımak olarak yansıyacağını düşünmediğinizde ispatlamanız gerekiyor. Çok farklı şekilde %100 gelecek bir soru. Klasik hatalı mülakatçı sorusu. Yani çok bilinçli olmayan mülakatçı bunu sorar. Cahilce bir sorudur. Hoş da değildir. Zayıf yönleriniz nelerdir? Burada zayıf yönlerinizi aslında bir pozitif şekilde sunmanız lazım. Küçük bir tango yapıyoruz aslında burada. Çünkü siz zayıf yönlerinizi oturup dökmeye başlarsanız bu hoş gözükmez. Bir cümleyle de geçiştirirseniz 2-3 saniyede zayıf yönlerinizin farkında olmadığınızı düşünürler. Tabii ki burada çok kıvrak cevaplar vermeniz hoşumuza değil. İşte işe daldığımda zaman nasıl geçtiğini unutuyorum gibisinden. Burada size önerim lütfen zayıf yönlerinizle alakalı firmayı rencide etmeyecek bir hazırlık yapın. Verebileceğiniz zayıf yönleriniz çok basit bir şekilde işte zaman yönetimine hakimim ama bazen şunlara odaklanamıyorum veya işte kendime vakit ayıramıyorum, şunu yapabiliyorum gibi. Ama tutup da kendinizi aşırı derece sert eleştirmeyin, hiçbir şeyim yok da demeyin, sıfır hatasızım çünkü bu farkındalık problemiyle karşılaştı. Yani bu kişi kendinin farkında değil ki diye düşünülür. İdeal iş sizin için nedir? Bunun benzerini daha önce başarı sizin için nedir gibi inceledik dikkat ederseniz. Burada sizin o firmada kalıcılığınız,
başarı, yani tatmin olma limitiniz nedir? Ve o patron sizi para dışında neyle tatmin edebilir ya da işveren? Bunun cevabı aranıyor. Lütfen hazırlıklı olun. Çıkar mı? Çıkmaz. Ama ikinci seviyeden bir soru olduğu için yönetici adaylarına sorudur. Ve geldik son sorumuza. Sizi ne motive eder? Bu iç terfilerde de sorulabilen bir soru. Yeni alınan elemanlara da sorulan bir soru. Yönetici adaylarına maalesef böyle bir şey soramazsınız. Bir yönetici adayın neyle motive olacağını zaten biliyor olması lazım. Siz kalkıp da bu soruda kendinize yönelik olmayan paraydı, puldu vesaireydi, adalet sağlansın, bir önceki iş yerimde hiçbir şey güzel değildi, bana iyi davranılsın, işte agucuk agucuk yapılsın tarzında cevapla verirseniz yetişkin gözükmez. Sizden ricam burada lütfen pozitif rekabet ortamından, kendinize yönelik gelişim imkanlarından veya ödül konulursa bu ödüllerin para değil mutlaka kurslar, seminerler veya yurt dışı fuarlar olması gerektiğinden bahsetmeniz gerekiyor dürüstçe. Yalan da söyleyin demiyorum ya, bu değilse motivasyon sebebiniz, o zaman dürüst olun bakalım nereye gidiyor. Ama lütfen olgun ve gerçekçi şeyler isteyin.